karşısında Ak kavminin ileri gelenleri ulusal çıkarları bahane ederek iftira kampanyasını başlatırlar. Araf suresinin 66 ila 69. ayetleri şöyle. 66. ayetinde, kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. 67. ayetinde, ey kavmim dedi, ben akılsız değilim, fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. 68. ayetinde, size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. 69. ayetinde, sizi uyarmak için, içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Ve onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Araf 70. ayeti şöyle, dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın taptıklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru sözlü biriysen, tehdit ettiğin şeyi meydana getir bakalım. Ahkaf 22. ayeti şöyle, dediler ki, sen bize tanrılarımızdan alıkoymak için mi bize geldin? Eğer doğru sözlü biriysen, tehdit ettiğin şeyi başımıza getir. Hud 53. ayeti şöyle, dediler ki, ey Hud! Bize açık bir mucize getirmedin, biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz, biz sana iman edecek de değiliz. Hud 54. ayeti şöyle, tanrılarımızdan biri senin aklını almış. Demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud aleyhisselamın tebliği karşısında iyiden iyiye hırçınlaşan Ad kavmi, heykellerini kendilerini koruyacaklarından oldukça emin görünüyorlardı. Hakimiyetin kayıtsız şartsız kendilerine ait olduğu iddiasına iman etmişlerdi. Bu hakimiyetlerini, heykellerinin ifade ettiği ideolojileri sayesinde sürdürdüklerini kabul ediyorlardı. Sürekli olarak, Kur'an-ı Kerim'de, Şuara 138. ayeti şöyle, biz de bu ülkede güçlü ve üstün olanlarız. Diyerek, kendi kendilerini ikna etme yoluna gidiyorlardı. Hud aleyhisselamın tebliğini kabul eden müminlere, işkence etmekten asla çekinmeyen ve zindanlarda çürümeyi hedef alan Ad kavmi alay ederek, haydi, tehdit edin, azabı getir sloganına sarılmışlardır. Bu noktada Hud aleyhisselam yeniden tebliğ denedi ve Kur'an-ı Kerim'de Hud 57. ayeti şöyle, eğer sırt çevirirseniz bilin ki size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavmi getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Kısa bir süre sonra azap gerçekleşmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'de Ad kavminin helak olma şekli şöyle anlatılmaktadır. Allah, önce Ad kavminin yağmurlarını keserek kuraklık sebebiyle ünlü İrem bağlarını kurutmuştur. Daha sonra kasıp kavuran bir rüzgarla onları cezalandırmıştır. Bu rüzgar 800 gün boyunca devam etmiştir.
Bu rüzgar, Kur'an tasvirine göre Ad kavmini hurma kütükleri gibi bulundukları yerde sükutlatmıştır. Ad kavmine sadece Hud aleyhisselam ve ona inanan müminler kurtulmuştur. Ad kavminin Şeddat ve çevresinin geliştirdiği ideolojiyle beyni yıkanmıştı. Heykellerin izinden ayrılmıyorlardı. Belirli bir süre sonra her zaman yağmur getiren bulutların geldiği yönde bir bulut gördüler. Sevindiler. Çünkü kuraklığı tabiat kanunlarıyla açıklama aletleri vardı. Bunun Allah-u Teala'nın bir ihtarı olduğunu kabule yanaşmıyorlardı. Şimdi hadisenin celal ediş şeklini Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresinin 24 ila 28. ayetleri şöyle. 24. ayeti, o azabın, yayılarak vadilerine doğru yöneldiğini gördüklerinde, bu yaygın bulut bize yağmur yağdıracaktır, dediler. Hayır, o, sizin acele isteyip durduğunuz şeydir. Rüzgarın içinde acı bir azap vardır. 25. ayeti, her şeyi yerle bir eder, Allah'ın emri gelinceye kadar durmaz. İşte biz bunu fasık kavme böyle yaparız. 26. ayeti, andolsun ki biz onlardan önce de Nis nesilleri helak ettik. Onlar kendilerine peygamberlere apaçık delillerle gelmişlerdi de onlar yalanlamışlardı. İşte biz de suçlu günahkar kavmi böyle cezalandırırız. 27. ayeti, sonra sizi de onların ardından yeryüzünde halifeler kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız. 28. ayeti, Allah'tan başka, kendilerine, Allah yanında, yakınlık sağlamak için ilah edindikleri, kendilerine yardım etselerdi ya. Hayır, ilahları, onlardan kaybolup gittiler. İşte onların yalanları ve uydurmaları budur. Kamer suresinin 18 ila 20. ayetleri şöyle. 18. ayeti, andolsun Ad kavmi de, peygamberlerini yalanladılar. Onlara nasıl azabımız geldi, görmedin mi? 19. ayeti, biz onların üzerine kırağı gibi bir kasırga gönderdik. 20. ayeti, onu her şeyden koparıp alıp götürüyordu. Nihayet onları, hurma kütükleri gibi olmuş bir halde bıraktı. Bu azap sırasında Hazreti Hud aleyhisselam ve onun beraberinde bulunan müminlerin durumu ne olmuştu? Hazreti Hud ve kendisine inananlar Mekke'ye gittiler. Ve vefat edinceye kadar orada yaşadılar. Hazreti Hud'un Mekke'de Kabe ile Zemzem arasında hicre defnedildiği de rivayet edilir. Ancak kabrinin başka yerde olduğuna dair rivayetler de vardır. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hud 58. ayeti şöyle, emrimiz gelince, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmette kurtardık, böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. Ad kavminin durumu bütün insanlara büyük bir ibrettir. Politik ve ekonomik güçlerine güvenerek şirki ve zulmü yaymak için gayret sarf eden bütün müstekbirlerin zaferleri geçicidir.
elbette azabın en şiddetine şahit olacaklardır.